Arkadaşlar Sayıcı DC'ne hoş geldiniz, ben Erkan. Evet, İDEF'teki gezintimize devam ediyoruz. Şu anda da Otokar'ın standı diyeyim ama standtan ziyade burası bildiğin kocaman bir alan. Hepsi tamamen Otokar'a ait. Şurada gördüğünüz gibi bir tane zırhlı muharebe aracı var. Benim Monster bilgisayarımın adını taşıyor. Tulpar. Tulpar S. Hepsi Türk mitolojisinden alınma canavar isimleri bunlar aslında. Şöyle biraz şöyle yapayım. Arkada da bir tane tank, yine Tulpar serisinden bir tank görünüyor. Şurada görüyorsunuz. Yine bir zırhlı personel taşıyıcı. Aslında şu gördüğümüz de personel taşıyıcı. 8 personel taşıyabiliyor ama gördüğünüz gibi top mermisi atabilecek, ufak daha doğrusu havan topu atabilecek şeyleri var. Donanımları var. Üstte de bir tane makine tüfek gördüğünüz gibi. Biraz yaklaşalım şu tanka. Bunlar göründüğü gibi değil arkadaşlar. Göründüğünden çok daha büyük. Şu an mesela bir arkadaş geçiyor oradan, bir kişi. Boyutunu tahmin edebilirsiniz yakından geçen insanlardan dolayı. Bayağı devasa bir şey. Şöyle, benim telefonda ne yazık ki çok şey çekmiyor. Geniş açı çekemiyor. Bu kadar gösterebiliyorum. Biraz daha yakına geleceğim. Ne kadar devasa olduğunu artık gerisini siz hayal edin. Şurada bakalım başka neler var. Şurada birkaç tane zırhlı muharebe aracı daha var. Onlara da biraz yaklaşalım. Bir tane zırhlı şey var. Ambulans var. Şöyle göstereyim. Bunun ismi ne? Cobra 2 idi. Şu gördüğünüz Cobra 2. Arma 8x8 diyor. Arma 8x8. Ha, mızrak 30'muş, pardon. Üzerinde yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüzse yine zannedersem kobralardan bir tanesi. Şu. Bu da yine Otokar'ın ürettiklerinden bir tanesi. Birazdan benim şirketin standına gideceğiz. Orayı birazcık bekletiyorum. Yani daha doğrusu en sonlardan birisi olacak inşallah. Bizim şirket o kadar böyle devasa, müthiş üretimler yapmıyor ama servo motor yapıyoruz. Servo motorlar ve servo motorların sürücülerini yapıyoruz. Aslında bu tarz araçlarda bu tarz motorlar çok kullanılıyor. Mesela söyleyeyim size, şurada şu arkamda gördüğünüz aracın yukarısında bir tane şey var. Makine tüfek var gördüğünüz gibi. Ama bu motorlu makine tüfek. O makine tüfeğin döndüren şey aslında servo motor ve onları da biz yapıyoruz. Türkiye'deki tek diyebilirim, tek yerli üreticisi. Yani ürün yerli daha doğrusu bizde. Ve servo sürücüyü de tek diyebilirim yani. Sadece ilk değiliz, tekiz aynı zamanda. Neredeyim ben? Koça gelmişim. Neyse, bu videoyu da böyle bitireyim. 4 dakikalık bir videomuz oldu. Bir dahaki videomuzda biraz sonra görüşürüz tekrar.